Sevgili arkadaşlar, karar vermek neden çok önemli? Bu videoyu sonuna kadar izlersen sen de karar vererek hayatını kolaylaştırabilirsin. Ve karar verdiğin için de özgüvenini arttırabilirsin. Başarılı insanlar hızlı karar verirler. İyi veya kötü. Bu kişilerin kararları kötü de olsa sonunda iyiye ulaşır. Neden? Çünkü bu kişiler karar verdiklerinden dolayı özüne güvenmeye başlar. Yani özgüvenleri artar. Negatif, olumsuz karar verseler de, yani hayır deseler de, karar verebildiklerinden dolayı kişiliğine, şahsiyetine yatırım yapmış olur, güvenmiş olur. Bir de başarısız insanlar var. Bu başarısız insanlar da bir türlü karar veremezler. Çünkü karşıdaki kişi kırılmasın, üzülmesin, belki yanlış karar veririm, başıma şunlar gelir, bunlar gelir dediğinden dolayı işi zamana bırakır, kafayı kuma sokar ve karar vermemek için bir çeşit kaçış yolları arar. Bundan dolayı özüne, kendine, şahsına güveni azalır. Çünkü kişi karar vermediğini bildiğinden dolayı kendine güvenmiyordur artık. Ben zaten karar veremiyorum. Karar versem de yanlış karar veriyorum diyerek suçlar. Sürekli kendini suçlar. Başarısız insan o yüzden karar veremez. Şimdi gelelim ikincisi, karar vermenin faydaları. Karar verirsen aslında kendine yatırım yapmış oluyorsun. Yani kendine değer vermiş oluyorsun. Karar verdiğin zaman da kafanı rahatlatmış oluyorsun. Artık düşünmüyorsun karar verdiğinden dolayı. Yani hayır veya evet diyorsun. Ortada bir muallak bir şey yok. Karar verirsen artık onu düşünmüyorsun. Evet dedin veya hayır dedin. O senin için bitmiştir artık. Yani sen şunu yaptın karar verince. Fakat muallakta kalırsa, tamam mı? Karar vermediysen kafanda düşünceler oluşuyor. Sürekli seni yoruyor. O yüzden karar vermek çok önemli. Kafanda bitirmiş oluyorsun. Fakat şunu da söyleyeyim. Karar vermemek de aslında karar. Yani kişi karar vermediği zaman da aslında karar vermiş oluyor. Neye karar vermiş oluyor kişi? Başarısızlığa karar vermiş oluyor. Yani başarısızlık. Başka? Kafanın karışıklığına, kafanın rahat olmaması. Buna karar vermiş oluyor. Başka neye karar vermiş oluyor? Vakit kaybı. Vakit kaybına. Yani ömrünü israf etmeye karar vermiş oluyor. Kişi karar vermeyerek. Dolayısıyla kişinin karar vermemesi de bir karardır. Karar verdin, evet veya hayır. Evet dedin. Kafandaki düşünceler gidiyor. Yani düşünmüyorsun artık. Kafanda soru işaretleri olmuyor buradaki gibi. Evet dedin, bitirdin olayı. Veya hayır dedin. Yine bitirdin. Hani hayır diyememe hastalığı var ya. Şu. Hayır diyememek. Hayır diyemeyen insanlar var değil mi? Onlar hayır diyemediğinden dolayı aslında bu şekilde başarısızlığa, kafa karışıklığına, vakit ve ömür israfına ve özgüven, aynı zamanda özgüvenlerini de kaybetmeye karar veriyorlar, karar vermeyerek. Şimdi bu videonun sonunda sana çözüm de göstereceğim. Yani nasıl hızlı karar alırsın? Hızlı karar alarak başarını nasıl artırırsın? Kafanı nasıl rahatlatırsın? Bunu da anlatmak istiyorum. Şimdi kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Şimdi sen sabah 5'te kalktın, öyle düşün. İşe gideceksin, tamam, veya işe çıktın. Dedin ki öğlen 12'de işten gelince herhalde spora giderim dedin, değil mi? İş esnasında 8 saat geçerken gider miyim, gitmez miyim, karar verdim mi, veremedim mi, karar vereyim mi, vermeyeyim mi diye düşünürken 7-8 saatini ne yaparsın? İsraf edersin. Niye? Çünkü senin kafanda soru işaretleri var. Evet mi, hayır mı? Gideyim mi, gitmeyeyim mi? Gideyim mi, gitmeyeyim mi? Fakat bunun bir de düzgün, doğru yolu var arkadaşlar. Sen sabah kalktın, işe gideceksin, karar verdin. Dedin ki ben bugün 12'den sonra spora gideceğim, spor yapacağım. Tamam mı? Karar verdin. Yani karar vermek niyet etmektir. Hani şöyle düşün. Sen namaz kılmaya niyet ettin. Değil mi? Niyet ettin, kafana koydun. Bekler misin sağda solda? Oturur musun? Yoksa hemen tekbiri getirir misin? Yani ellerini kaldırır mısın? Karar vermek de onun gibi, niyet ediyorsun değerli arkadaşlar. Kafana koyuyorsun. Tamam diyorsun. Ben 12'den sonra spora gideceğim diye karar verdin. Niyet ettin yani. O zaman kafan ne oluyor? Şurada 7-8 saatin rahat oluyor.
kafanda düşünceler, yani şurada gördüğünüz gibi soru işaretleri, gideyim mi, gitmeyeyim mi, evet mi, hayır mı düşünceleri olmuyor. Yani burada kafan net oluyor. Şurada gördüğün kafan net oluyor, rahat oluyorsun. Çünkü karar verdin. Karar verdiğin için iyi veya kötü. Şunu da söyleyebiliriz, gitmiyorum dersin. Bugün gitmiyorum arkadaşım. Ben bugün spora gitmiyorum. Bu da bir karardır. Ama kararsızlık senin kafanı rahatlatmaz. Kafanı karıştırır. Sürekli düşünceler seni yorar, enerji harcarsın. Hem çalışıyorsun, enerji harcıyorsun. Bir de kafandaki düşüncelerinden dolayı enerji harcarsın. Kafandaki düşüncelerinden dolayı yorulursun. Kafa karışıklığın çok olduğu için bedenin daha çok yorulur. Performansın düşer. Yani %20, %30, %50 performansla çalışırsın. İş de çıkaramazsın. Ne iş yapıyorsan yap ama tam enerji harcamadığından dolayı iyi bir iş çıkaramazsın. Fakat şurada gördüğün gibi kafan rahat olduğu için işine odaklanır, işini çok güzel yapar. %80, %100 başarı sağlarsın. Daha enerji dolu olursun, motivasyonlu olursun, özgüvenin artar. İşini de çok düzgün yapmış olduğundan dolayı kendini iyi hissedersin. Gönlün, kalbin, vicdanın rahat olur. Kafan rahat olduğu zaman bu sonuçları elde edersin. Şimdi iyi güzel karar verdin. Burası çok güzel. Kafan rahat. Bunun arkasından ne geliyor? Sorumluluk. Karar verdiğin için sorumluluğu da kabul etmen lazım. Yani sen burada hayır dedin. Tamam mı? Spor yapmayacağım diye karar verdin. Hayır dedin. Ama sorumluluğu da üzerine alman lazım. Yani spor yapmadığından dolayı kilo almayı kabul etmen lazım. Bu sorumluluğu kabul edeceksin. Senin elinde. Dinamik olmamaya karar verdin. Yani hayır dedin, dinamik değilsin artık. Enerjin spor yapmadığından dolayı daha çabuk çöküyorsun. Bu sorumluluğu da alman gerekiyor. Fakat sen evet diyerek karar verdin, spora evet dedin. O zaman bu sorumluluğun arkasında olman lazım. Spor yaparken mutluluk hormonları salgılandığından dolayı mutlu olacaksın. Örneğin iş hayatında başarılı olmaya karar verdin. O zaman karar verdikten sonra evet dedin, harekete geçmen lazım. Yani işin ucundan tutacaksın. Böyle parmağınla değil, dört elle sarılacaksın ki başarılı olasın. Yani icraat yapacaksın, icraate geçeceksin. Yani bedel ödeyeceksin, çalışacaksın. Çalışmadan yan gelerek başarılı olamazsın ki, bu kesin. Yani ben karar verdim, iyi, güzel, yatayım diyemezsin. Hülasa verdiğin kararın arkasında dimdik durman lazım. Evet veya hayır. Hangi kararı verdiysen o kararın arkasında durman lazım ki özgüvenin artsın. Öbür türlü durmazsan, kararın arkasında durmaz, söz verdiğini yerine getirmezsen zaten kendini kandırmış olur, özgüvenini azaltır ve başarısızlığa yelken açmış olursun. Şu gerçeği de söylemek istiyorum. Eğer sen karar veremiyorsan, karar veremeyenler için başkaları sürekli karar verir. Karar veren tipler, baskın olan başarılı insanlar, kararsız olanlar için karar verirler. Yani eğer kararsız bir insansan, o zaman kararlı bir insanın kölesi oluyorsun demektir. Onun esiri oluyorsun demektir. Çünkü başkası senin için karar veriyor. O seni yönlendiriyor. Ona hizmetçilik yapıyorsun. Kararsız insanlar devamlı kararlı insanların kölesidir değerli arkadaşlar. Artık güçlü olmak istiyorsan, başarılı olmak istiyorsan o zaman kendi kararını ver, arkasında dur ve sorumluluğu ele al. O zaman güçlü bir karaktere sahip olursun. O zaman başkaları için de sen karar verebilirsin. Bu konudan dolayı şimdi senin aklına şu sorular gelebilir. Peki ben nasıl karar vereceğim? Nasıl karar veren bir insan hale geleceğim diye bu soruyu soruyor olabilirsin. Şimdi sana çok basit bir teknik göstereceğim. Yani uygulama. Bunu tekrarlarsan, bu ödevleri yaparsan o zaman sen de karar verebilirsin. Şimdi burada hızlı karar verebilmek için yapman gereken şeyler, küçük ödevler vereceksin. Kendine görevler vereceksin. Nedir mesela? Diyeceksin ki çorabından örnek vereyim. Siyah çorap, mavi çorap. Hemen ikisi arasında karar vereceksin. Yani basit teknikler. Karar verdin, baskın olacak tabii. Buna karar verdin, hemen alacaksın, onu kullanacaksın. Sonra şu tabak mı, bu tabak mı derken böyle küçük basit ödevlerle karar vermeyi öğreneceksin. Önemli olan hızlı karar vermek.
İyi veya kötü karar verme. Yani bununla hızlı karar vermeyi öğreneceksin. Küçük ödevlerle basamak basamak yükselteceksin görevlerini. Yükselttikçe, tabii antrenman yaptıkça hızlı karar vermeyi de öğreneceksin. Bak şimdi. Başarılı iş insanları çok hızlı kararlar verirler. Mesela bir restorana gittiğinde hızlıca ne yiyeceğini bilir o kişi. Veya hızlı karar verir. Başkasına bırakmaz. Hani ortaya karışık olsun demez. Karar verir ve o yemeği yer. Sorumluluğu da alır. Arkasından ya ben bunu istemiyordum demez başarılı insanlar. Yani bahane üretmez, mazeret üretmez. Şunu da eklemek istiyorum. Şu anki senin hayatın, şu anda yaşadıkların senin geçmişte bundan 3 sene 5 sene önce verdiğin kararlardan oluşuyor. Sen eğer 5 sene sonra daha başarılı, daha huzurlu, mutlu olmak istiyorsan en geç o zaman şimdiden bu alıştırmalara başlaman lazım. Karar vermeyi, hızlı karar vermeyi öğrenmen gerekiyor. Uygulamalı bir şekilde öğrenmen gerekiyor. Formül şu: bir insan ne kadar başarılıysa o kadar hızlı karar veriyordur. Mesela dünyada en zengin insanlar Jeff Bezos, Elon Musk, Steve Jobs, bu insanlar çok hızlı karar verirler. Yani fazla kafada uzun uzun karar vermek için düşünmezler. Karar verirler, arkasında dururlar, harekete geçerler, icraata geçerler. Verdikleri kararların arkasında dururlar. Sen de artık başarılı ve huzurlu olmaya karar verdiysen, o zaman bunun bedelini ödemeye hazır olmalısın. Bu sorumluluğu almaya hazır olmalısın. Yani şimdi sen kendine şu soruyu sor. Ben başarılı olmak istiyor muyum? Veya başarısız mı olmak istiyorum? Bunun kararını sen ver. Sen de artık hızlı karar vererek kendini geliştirmek istiyorsan, hedeflerine, arzuladığın başarıya hızlı ulaşmak istiyorsan o zaman artık karar ver ve harekete geç. Biz sana bu konuda yardımcı olabiliriz. Bizim özel programlarımıza katılarak binlerce insan arzuladığı hedeflere ulaştı. Bunlar hepsi karar verdi. Sen de karar verdiysen o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Bize ulaşmak için bu videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.